Herkese selam. Ben de Tunç gibi vloglara böyle asansörde girmeye başladım. Şimdi bugün günlerden Perşembe markete gidiyorum. Haftalık sebze alışverişini yapmaya. Geçen hafta 100 lira ödemiştim. Bakalım bugün kaç TL ödeyeceğim. Bu sefer çok fazla bir şey almadım. 77 lira tuttu. Şimdi bunları toplayıp çocuklara mama alıp eve geçeceğim. Yine bir asansör şeysi daha. Arkadaşımın kardeşine böyle defter şey falan birazcık koydum. Onları ona vermeye gidiyorum şu anda. Dostlarım, arkadaşımın yanına gittim, geldim. Şimdi Tunç'la görüntülü konuşuyorduk. Bir anda adam arıyor deyip kapattı. Yarın öğlen yemek yiyeceğiz. Ben de önden arayıp yer ayırtladım. Tunç'u aradığı için video kapandı. Öyle. Yarın işte yemek yiyeceğim. Adam aradı. Adam da yer olur o saatte, merak etmeyin gibisinden bir şeyler demiş ama benim aklıma gelen başıma geliyor. Bence yarın biz gideceğiz diyoruz. Kalabalık olacak ve biz yer bulamayacağız. Adam da dediğiyle kalmış olacak. Eğer yer bulursak haksız çıkmış olurum. Ki bu güzel bir şey olur. Yarın oraya gittiğimizde tekrar şey yaparım. Uyanınca videoyu açarım. Şimdi zaten çekecek hiçbir şey yok. Etraf birazcık dağınık. Ojelerimi çıkarıp yarın Tunç'la sivitlerimizi giymeye karar verdik. Sivitime uygun bir renk süreceğim tırnaklarımı. Allah başka dert vermesin. Öyle. Yarın sizinle görüşürüz. Yerden selam. Saat şu an gece 12.30'a geliyor. Kek yaptım. Olmasını bekliyorum. Annem belki uyanır. Eve gelince yattı. Çünkü torunla uğraşmak hiç kolay bir şey değil. Yarın saat biz Tunç'la 1'de görüşmeye karar verdik. Onlar da sanırım saat 1.30'da falan gelmeye başlarlar. Sadece bir tık gerginiz. Çünkü biz Tunç'la genelde yani çoğu zaman evdeyiz. Ama onlar hem okula gidiyor, hem mesela daha demin gördük bir tanesi arkadaşlarıyla bir eğlenceye gitmiş falan. Bunun gerginliğini birazcık şu an Tunç'la yaşıyoruz. Bakalım uzak yani bir beraber olsak da birbirimize yine mesafe araya koymayı düşünüyoruz. Bakalım yarın ne olacak? Şöyle 2-3 görüntü koyarım muhtemelen. Zaten Tunç direkt vlog çekmeyi planlıyormuş. Bu deli de burada. Abiler ablaları oyun oynuyor gece gece. Yumaş. Yumaş. Abla. Anneciğim. Ay. Bakıyor musun sen? Ay. Ne yapıyorsun? Ne güzel yatmışsın. Çok tatlı. Selam. Şimdi gidiyorum. Muhtemelen Tunç benden önce varacak gibi. Ama birbirimizi çok fazla bekletmiyoruz. O yüzden hani şey yapmıyorum. O kadar kötü düşünmüyorum. Hani böyle birbirimizi hiç yarım saatten fazla, hatta 20 dakikadan fazla beklediğimizi hiç hatırlamıyorum. Kamerayı nereye tuttum? Geldim. Şimdi metrodayım. Tunç Sıhhiye'de inecekmiş 3 dakikaya. Buharlaşıyorum. Eğer şu an benim metrom da gelirse Tunç yine benden önce gidecek. Çünkü durak sayısı onun tarafından daha az. Neyse. Bekletmem ama. Şu yuvarlak şey gidebilir mi? Devrilen falan. Böyle omuz atsam. Kırmızı aklı. Dur artık. Senin geri döneyim. Bir şey diyeceğim ya, maskemden doğdu mentol, gözümü yedim. İşte ben de o yüzden burnumu açtım. Benim en yakın arkadaşım var ya. Burada. Beni ne kadar sevdiğini söyledim. Yakınımızda kimse yok, o yüzden maskemi çıkardım. Ama sizler kesinlikle. Sen ne kadar sevdiğini söyledim. Sen yukarıda ne dediğini biliyorsun değil mi? Evo 5, 4 ya da 5. O kadar yandım ki maskeden gözüme vuruyor ben. Ne? Tommy makinen edişi.
maskemin içine hapsoldu, gözümü yaptı. Şey zaten, bütün olay nasıl biliyor musun? Ben bu arabaların hikayelerini çok araştırdım bir ara. Çünkü mislim bir şey. Hayır, mentolo. Bu lanelere girmeye başlıyor. Lane mi? Tamam, sonra... Tatlı lane seviyor. Sonlarda falan oldu. Kalem değil mi? Telefonun arkasındaki ses. Sevgilim alma bunu, birisine yazdım, bana gönderecek. Gönderecek, bekliyorum. Rap de yani. Abi özellikle çözüm orada 50 lira internette, 55 lira. Ben şimdi kavga etmek için açmıştım. Neyle? Ben yukarıda dedim ki. Neyle? Maskeni takmadın, çocuk ağzının içine girdi dedim. Sen de gözlerini devirdin, dedin ki bana. Başladı yine dedin. Barış ağlıyor. Ne yapayım ben şimdi? Ama sen ağlıyorsun. Ne yapayım ben şimdi sana? Kardeşliğimiz yer orası işte. Bana şey yaptı. Sen kızdım şey... sana kızdım. Beni kaç kişi takip edersin? Başladın mı? Kanka da ona gidiyorsun. Abi çok iyi. Değil mi? Bak birisine evet ya da hayır demek için bunu kullanarak. Yürü. Bir şey diyeyim mi? Çok eğlenceli yani gerçekten. Ben de basacağım. Çok güzel. Abi pompası çok iyi. Ama bunlar zamanla evet, sönüyor şey biliyor olur, musun? Evet kameranı bir sil Allah aşkına. Dezenfektanlar. Durup soru çözüyorlar. Saçıma ne olmuş bir. Diye nerede durmuş soru çözüyorlar ya. Ben de Nil defter seviyor diye aldım yanıma Nil'le. Vallahi kız ve bana çok benziyor kız bu. Ya şeyle de. Bir şey diyeyim bak, kapağı çok güzel ama bu defterler çok sıkıntılı. Çünkü evet, durmuyor çok, anladın mı? Hem bak. Çok buraları zaten pek kaliteli olmuyor ki bunlar zaten. Hani kalmışsız, ben... bir tane silgi buldum. Bakın. Ömürlük silgi. Avcum kadar. Nil, haşin bir silgi ister misin? Çok gergin. Çok haşin. Ana bakın silika. Abi sınav dışında silkayı gördüm ilk yer. Benim babam da matematikçi. Aynısı. Hep bundan kullanıyordu oradan. Zaten boştu. Sen yanımda yoktun. Allah Allah. Sensiz de dolanmak istemedim. Ben bugün seninle hiç keyif alamadım. Ne var lan? Ne var? Ver şu telefonunu ver ya. Ver. Şuna bak. Ya siz söyleyin Allah aşkına. Harry Potter konuşurken. Bak işte ayıp olması diye doğal diyor. Aga. Hocam ama sen değil mi? Çok kötüymüş abi, kusura bakma. Benim story'ime mi koydun? Evet, ekledim. Ya. Ekleyin hocam, hiçbir şey olmaz. Şimdi Tunç dayaklık değil de ne? Niye ya? Adam hem ya. Sevmiyor hem paylaşıyor. Ben Tunç'u savunuyorum, hiçbir hayır, yok, şey yok. Sen Tunç'u savundun. Savundum. Abdülhamid'i savundum. Savundum. Bir de sonra şey şerefsiz mi ne diyordu ya adamı? Şerefsiz insan. Şerefsiz insan. Ben şey yapabilirim. Ne oldu ya? Melek'si başı var ya. Çünkü şerefsiz insan, şerefsiz insan her şeyi yapabilir diye bir... Aynısını da yapıyorum, bu kadar olur. Kanan kahve içemem. Bilmiyorum, sistem var ya. Ben balımı çok seviyorum. Sen de sürekli çok yorucu bir günün ardından çıkarken nasıldım şimdi, saçım başım nasıl? Çok dağıldım ya. Sonunda eve geldim, biraz yoruldum. Çok fazla yürüdük, dolandık da yani. Ankamol de çok büyük olduğundan mütevellit. Zeynep'ten bir şey ödünç almıştım. Onu vermeye gidiyorum. Ardından ekmek ve kahve alacağım. Hafta sonunu yağmurlu gösteriyordu. Ama hani böyle %70 hani bayağı yağmur yağacak gösteriyordu. Ama yağmur yağmıyor. Azıcık çiseledi, sonra geri durdu. Dün de biz AVM'den çıktıktan sonra yağdı ve durdu. Sanırım böyle bir 2-3 gün sonra bayağı yağmur bastıracak gibi görünüyor. Sınav albüme yetişeceğim diye
biraz koştum. Birazcık şu an kalbim ağrıdı. Çok hızlı atınca şey oluyor. Şu markanın şeyinden annemle bir şeyler falan aldık. Eve gidince gösteririm. Gördüğünüz gibi bir de ekmek aldım. Bir de şuradaki cebimde kahve var. Bayağı şey gibi oldu. Hiç bakma. Yo. Hayır bak. Gerçekten kötü kokmuyor. Bilirinkiler çok kötü kokuyor. Bu kötü kokmuyor. Okuma kulübüyle bu kitap okunca için tekrardan böyle bazı yerlerin üzerinden geçiyorum. Çünkü belli sorulara cevap veriyoruz. O sorulara cevap verebilmek için en çok nereden etkilendim, işte nerelerin altını çizdim, ne yaptım falan. Tekrardan şey çıkarıyorum. Bu arada Tunç o çok istediğim ajandayı aldı. Onu bekliyoruz. Yeni yıl için en çok işte o ajandadan dolayı çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Çok istiyordum. Cidden çok istiyordum. Hani Tunç sevincimi bir tek bir Tunç bilir. Hani burada anneme anlatmaya çalışıyorum. Annem anlamıyor. Diyor ki alt tarafı bir defter. Ama öyle değil. Öyle değil işte. Onu anlatamazsınız. Yani seven bilir. Mavi renk aldım. Tunç getirdiğinde de onu gösterdim zaten. Şimdi Trendyol'dan kıskaç toka aldım. Hatta şey mandal toka olarak geçiyor yani şu. Görünüyor mudur? Bu tür tokalardan aldım. Farklı farklı renklisini aldım. Çok beğeniyorum. Çok beğenerek kullanıyorum bu tokaları. En azından lastik izi vesaire bir şey yapmıyor. Onu da geldiğinde gösteririm. Dostlarım saat gece 1. Yumoş'u maalesef dışarı attım. Çünkü odada çok çıldırıyor, ses çıkarıyor ve alt komşum rahatsız olabilir. Yani halı yok çünkü her yerde. Bildiğiniz çıldırıyor mu böyle? Yatağın şurasına çıkıyor, buradan böyle koşuyor, atıyor kendisini aşağıya, yatağın altına giriyor falan. Bildiğiniz deliriyor yani. Videoyu kapanış çekmiştim. O kapanışı hiç beğenmedim. Video video nerede başlıyor onu da bilmiyorum. Annem yatarken üzerine falan atlayıp rahatsız ettiği için bir Michael'ı tutmam gerekti. Bu deli de geldi şu an buraya. Evet, deli deyince bakıyor. Videonun nerede başladığını bilmiyorum. Şu anda editleyip gece yayınlanmayı bırakmayı düşünüyorum. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Eğer bir sonraki videoda yapabilirsem, yani öyle bir düşünüyorum. Böyle kitaplarla alakalı sorular bulup o tür soru cevap falan yapmayı düşünüyorum. İşte böyle çok kitap okuyan insanlar sorulan sorulara falan böyle bakıp kendimce onları falan böyle cevaplamayı düşünüyorum. Öyle bir fikrim var. Ben şimdi uykum gelene kadar kitap okuyacağım. Çünkü şöyle bir aptallık yaptım. Çok uyku bastırdı saat 10'da. Hatta 10'da değil, 9.30'da. 9.30'da ben uyudum. Michael'ın gece gezmesi gerektiği için saat 12'de uyanıp Michael'ı gezdirdim. Yani totalde 2.5 saat uyudum. Şu an uykum gelir mi ki? Umarım uykum gelir. Şey, vanilyalı tütsü aldım kendime. Onu yaktım. Bir de böyle içim çok sıcaklayınca böyle portakal suyu içesim geliyor. Böyle meyve suları çok iyi geliyor. Gazlı şeyler insanı daha da susatıyor ve dişimde böyle benim kötü bir etki yaratıyor. Neyse. O şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.